Arkadaşlar, port kontrolü öğrenme birimimizin Bluetooth kısmında USCO 01 Bluetooth gömülü sistemini nasıl tanıtacağız ve kontrol kartımıza nasıl yükleyeceğiz? Bu konuyu göreceğiz. Öncelikle bileşenler klasöründe USCO 1000 dosyaların bulunduğu USCO 01 Bluetooth klasörünün içerisine giriyoruz. İşte gömülü sistemimiz, 1000 dosyamız bu. LM Flash programı ile bunu çalıştıracağız ve TIVA kartımıza bu dosyamızı yükleyeceğiz. Buradaki yolu olduğu gibi kopyalıyoruz. Program sekmesine geçip buraya yapıştırıp yolunu buradan yapıştırıp bin dosyasını seçiyoruz ve program butonuna tıklıyoruz. Şu andan itibaren program yüklendi ve hardware reset butonu basmak suretiyle de TIVA kartımıza Bluetooth gömülü sistemine yüklenme işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi gömülü sistemimizi bir tanımaya başlayalım. Öncelikle kitabımızın ilgili sayfamızdaki bu resmi iyi anlamamız icap ediyor. Şu TIVA kartımız arkadaşlar, şu birinci sıra şuradan 1'den 10'a kadar, ikinci sıra 21'den başlıyor. 11 numara bu tarafa geçer. Dikkat edin buna. Bakın şu sıra, sağdaki sıra 11 ile başlayan devam eden 20'ye. Sonra 3. sıra hemen içteki kısım 21'den başlıyor 30'a kadar. Sonra 30'dan sonraki kısım ise aşağıdan, şu içteki sağ taraftaki içteki kısım ise 31'den başlıyor 40'a kadar. Bu pin yapılanması TIVA kartının icat edildiği, üretildiği andaki yapılanma bu şekilde. Biz bunu nasıl yaptık? Hemen şuradaki yeşil pinleri gördünüz. Hemen burada bir tane var. Sağda, solda ve aşağıda. Bu pinlerimizin numaraları şuradaki numaralarla uyumludur. Yani 24, 23, 22, 21 numara buradadır. Yani okumayı bu şekilde yapmanız lazım. Gerçek görüntüsü ise TIVA'mızın gerçek görüntüsü bu. Numaralandırmaları buradaki klemenslere göre düşünebilirsiniz. İşte sol taraftaki birinci sıra, iç sıra, sağdaki dış sıra ve soldaki sıra. Biraz daha resmimizi büyüttüğünüzde TIVA kartımızın üzerindeki bu port pin numaralarını, isimlerini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi kartımıza ait COM terminal uygulamamıza geçtik. Ctrl Shift F9 ile terminal uygulamamızı çalıştıralım. Bu arada bilgisayarımıza TTL dönüştürücü ile Bluetooth cihazının bir arada olduğu modüllerimizi USB yuvamıza, bilgisayarımızın USB yuvasına takıyoruz. TTL dönüştürücümüz, bilgisayarımızda USB'ye bağlayacağımız yuva bu. B0 ve B1 RXDX uçları, burada cross çapraz bağlantı var. Bu da HC05 modülümüz, Bluetooth modülümüz. Bacaklarını bu şekilde bağlanmış halde USB'ye bağladık. Sonra TIVA kartımız şu resimde görüldüğü gibi 3 ve 4 numaraya bağlandı. Ve bunun TIVA kartımızın RXDX uçları yine TIVA kartımızın klemensine bağlı olan HC06 Bluetooth modülü ise bağlantılar yine çapraz olarak. TIVA kartımızın 21-22 numarası artı 5 eksi, 3 numara RX, 4 numara TX. Hemence buraya bakalım. 23 numara, 24 numara burada. 3 ve 4 numara da burada. Evet, artı 5 volt, RX, TX uçları 3 ve 4. Yukarıdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedincisi 3 numara, sekizincisi 4 numara. Hemence sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şu uç ve şu uç. RX, TX uçları bunlar. Şimdi portlarımızı getir. 23 numara. Bizim bilgisayarımıza bağlı olan USB seri port dönüştürücüsünün port numarası, çalıştırdım ve artık buraya bir komut gönderebilirim. Eğer
komut gönderme başarısız ise port ayarlarından baud hızını ayarlamanız gerekir. 115.200. Okey. Tekrar açıp yeniden bağlantı alalım ve help komutunu tekrar gönderelim. Hala bize bir bilgi gelmiyorsa bunun sebebi de şu. Bluetooth, USCO 01 Bluetooth gömülü sisteminde her komut yazdıktan sonra bir boşluk bırakacaksınız. Bakın sonra bir boşluk koyacağız. Sonra Enter'a bastığınızda Bluetooth cihazı vasıtasıyla USCO 01 kontrol kartından bize bilgi dönüşü yapar. Şunu birazcık şöyle geniş tutalım egzemizde. Evet. Şimdi ekranı silelim. CLS. Bakın Enter diyorum. Bilgi gitmiyor ama boşluk yapıp Enter'a bastığımda artık bilgiler tamamen gitmiş oluyor. Evet. Böylece gömülü sistemi yükledik. Yükledikten sonra bağlantımızı COM Terminal yazılımımızla gerçekleştirdik. Aynı uygulamayı PATI uygulamalarında da